Bölüm 2, Peter, Aceleci Havari. Rab ayrıca şöyle dedi, Simon, Simon, işte şeytan senden buğday gibi elemeni istedi, ama imanın boşa çıkmasın diye senin için dua ettim ve siz döndüğünüzde kardeşlerinizi onaylayın. Luka 22, 31 ve 32. ayetler. Yeni Ahit'te 12 havarinin 4 listesine sahibiz. Matta 10 ayet 2 ila 4'teki ilk liste. 1 Simon, Peter. 2 Andrew. 3 Zebedi oğlu Yakup. 4 Yuhanna. 5 Filip. 6 Bartolomu. 7 Thomas. 8 Matthew. 9 Alfeus'un oğlu Yakup. 10 Nebeo, Dedeus. 11 Zelot Simon. 12 Yahuda İskariot. Markus 3 ayet 16 ila 19'daki ikinci liste. 1 Simon, Peter. 2 Zebedi oğlu Yakup. 3 Yuhanna. 4 Andrew. 5 Filip. 6 Bartolomu. 7 Matthew. 8 Thomas. 9 Alfeus'un oğlu Yakup. 10 Nebeo, Dedeus. 11 Zelot Simon. 12 Yahuda İskariot. Luka 6. ayetler 13 ila 16'daki 3. liste. 1 Simon, Peter. 2 Andrew. 3 Zebedi oğlu Yakup. 4 Yuhanna. 5 Filip. 6 Bartolomu. 7 Matthew. 8 Thomas. 9 Alfeus'un oğlu Yakup. 10 Barnabas Simon. 11 Yahuda, Yakup'un kardeşi. 12 Yahuda İskariot. 1. ayet 13'teki 4. liste. 1 Simon, Peter. 2 Zebedi oğlu Yakup. 3 Yuhanna. 4 Andrew. 5 Filip. 6 Thomas. 7 Bartolomu. 8 Matthew. 9 Alfeus'un oğlu Yakup. 10 Barnabas Simon. 11 Yahuda, Yakup'un kardeşi. 4 listede aynı 12 adamın adı geçiyor ve göründükleri sıra çok benzer. 4 listedeki ilk isim Pedro'dur. Bu, tüm grubun lideri ve sözcüsü olarak statüsünü onaylar. 12'li, 4'erli 3 grupta zikredilir. 1. grupta her zaman listenin başında Pedro vardır ve ayrıca Andres, Jacob'u ve Van da dahildir. 2. grupta her zaman önce Felipe vardır ve Bartolom, Mateo ve Thomas'ı içerir. 3. grup her zaman Alfeus'un oğlu Yakup tarafından yönetilir ve Yakup'un oğlu Yahuda Zelot Simon'u içerir, Markos'ta Dedeus olarak anılır, Matta'da, Lebeo, Dedeus lakaplı, olarak anılır ve son olarak Judas Iscariot. Judas Iscariot'un adı, o zamana kadar çoktan ölmüş olduğu için elçilerin işleri bir listesinden çıkarılmıştır. Adının geçtiği 3 listede hain olarak tanımlanıyor. Her grubun başındaki 3 isim, her grubun lideriymiş gibi görünüyor. 3 grup her zaman aynı sırada görünür, önce Peter'in grubu, sonra Filip'in liderliğindeki grup ve sonra James'in liderliğindeki grup. Gruplar, İsa ile yakınlık düzeylerine göre azalan sırada düzenlenmiş gibi görünüyor. 1. grubun üyeleri büyük olasılıkla İsa'nın çağırdığı ilk öğrencilerdi, Yuhanna 1 ayetler 35 ila 42. Bu nedenle, yakın çevresinde en uzun süre onunla birlikte olmuşlar ve en güvenilir konumları ellerinde tutmuşlardı. Sık sık, özellikle önemli anlarda, Mesih'in huzurunda birlikte görülürler. Bu ilk grubun 4'ünden 3'ü, Pedro, Jacob'u ve Van daha da samimi bir çevre oluşturuyor. Bu üçü, hizmetinin en önemli olaylarında, diğer havariler yokken ya da oradalarsa, o kadar yakın değilken, İsa'nın yanındadır. Örneğin, üçü de Başkalaşım Dağı'nda ve Getsemane Bahçesi'nde mevcuttur, Matta 17 ayet 1,
Markos 5 ayet 37, bölüm 13 ayet 3 ve bölüm 14 ayet 33 ile karşılaştırın. İkinci grup profil olarak o kadar öne çıkmasa da İncil anlatımlarında önemli figürler olduklarına şüphe yok. Üçüncü grup daha uzak görünüyor ve İsa'nın hizmetiyle ilgili kayıtlarda nadiren bahsediliyor. Üçüncü grubun hakkında daha fazla şey bildiğimiz tek üyesi Judas İskeriyot ve sonunda ihanetinden dolayı onu tanıyoruz. Bu nedenle, 12 havari olmasına rağmen, bunlardan sadece üçünün Mesih'le daha yakın bir ilişki içinde olduğu görülmektedir. Diğerleri görünüşe göre Rab ile daha az kişisel yakınlık geliştirdiler. Bu, nispeten küçük bir 12 kişilik grubun, bir kişinin grubun her bir üyesiyle yakın bir ilişki sürdürmesi için hala çok büyük olduğunu gösteriyor. İsa 3 kişiyi kendisine çok yakın tuttu, Petrus, Yakup ve Yuhanna. Sonra Andres ve ardından diğerleri gelir, belli ki aşağı doğru bir yakınlık düzleminde. Mesih, mükemmel insanlığı içinde, kendine çektiği herkese eşit miktarda zaman ve enerji ayıramıyorsa, hiçbir lider bunu yapmayı beklememelidir. 12'li çok karışık bir gruptu. Kişilikleri ve ilgi alanları geniş bir yelpazeyi kapsıyordu. Birinci gruptaki dörtlü, ortak paydalarda birleşen tek kişiler gibi görünüyor. Dördü, aynı topluluktan gelen ve görünüşe göre uzun süredir arkadaş olan iki kardeş grubu oluşturan balıkçılardı. Buna karşılık, Mateo bir vergi tahsildarı ve yalnız bir insandı. Simon bir fanatik, politik bir aktivist ve farklı türden bir yalnızdı. Diğerleri bilinmeyen mesleklerden geliyordu. Kişilikleri de çok çeşitliydi. Pedro endişeli, agresif, cesur ve açık sözlüydü ve beyni nötr durumdayken ağzını çalıştırma alışkanlığı vardı. Ondan sık sık çok konuşan elçi olarak söz ettim ama Yahya çok az konuştu. Elçilerin işlerinin ilk 12 bölümünde, o ve Petrus ayrılmaz arkadaşlardır, ancak Yuhanna'nın en ufak bir sözü kaydedilmemiştir. Bartolomu, bazen Natanael olarak anılır, Mesih'e olan inancını açıkça itiraf eden ve her zaman inancını göstermeye hazır olan gerçek bir inanandı, Yuhanna 1. ayetler 47 ila 50 ile karşılaştırın. Açıkça şüpheci olan ve her şeyin kanıtını isteyen Thomas ile aynı grupta olduğunu ve bazen çift olduklarını not etmek önemlidir. Siyasi geçmişleri de farklıydı. Eski vergi tahsildarı Matta, bazen Levi olarak adlandırılır, İsa onu çağırmadan önce İsrail'deki en aşağılık insanlardan biri olarak görülüyordu. İsrail'deki işgalci orduyu finanse etmek için kullanılan para olan kendi halkından vergi toplamak için Roma hükümetinde bir işe girmişti. Öte yandan, Luka 6 ayet 15'te ve elçilerin işleri 1 ayet 13'te Simon adlı iki kişiden daha az bilinenine fanatik denir. Zealotlar, Roma'ya olan nefretlerini aşırıya götüren ve Roma hükümetini devirmek için plan yapan yasa dışı bir siyasi partiydi. Birçoğu, kanunların dışında yaşayan şiddet yanlısı insanlardı. Orduları olmadığı için siyasi planlarını gerçekleştirmek için sabotaj ve öldürme yöntemlerini kullandılar. Aslında onlar teröristti. İçlerinden bir grup, kullandıkları küçük, kavisli hançer nedeniyle sicarios kelimenin tam anlamıyla, hançerin adamları olarak biliniyordu. Onu kıyafetlerinin altına giydiler ve vergi tahsildarları gibi algılanan siyasi düşmanları dağıtmak için kullandılar. Tetikçiler için diğer favori hedefler Romalı askerlerdi. Saldırılar genellikle terör yaratmak için alenen yapıldı.
Eski bir vergi tahsildarı olan Matta ile eski bir zealot olan Simon'ın 12 havariden oluşan aynı grubun bir parçası olmaları, Mesih'in yaşamı değiştiren gücünün ve lütfunun bir kanıtıdır. Hem birinci hem de ikinci havari grubunun kilit adamlarının ilk olarak Mesih'in hizmetinin başlangıcında çağrılmış olması ilginçtir. Yuhanna 1. ayetler 35 ila 42, İsa'nın Yuhanna ve Andreas'ı nasıl çağırdığını anlatır. Bunlar da aynı gün Andreas'ın kardeşi olan Petrus'u getirdiler. Bu grubun diğer üyesi olan Yakup, Yahya'nın erkek kardeşiydi, bu da onu Mesih'e götürenlerin Andrew ve Yuhanna olma ihtimalini çok yüksek kılıyordu. Başka bir deyişle, birinci grubun İsa ile birlikteliği Rabbin kamu hizmetinin en başında gerçekleşti. Yuhanna 1. ayet 43 ila 55 aynı zamanda Filip ve Nathanael'in Bartolomu olarak da bilinir çağrısını da anlatır. Ertesi gün, olarak adlandırıldılar, ayet 43. Dolayısıyla bu grubun da İsa'nın hizmetinin başlangıcına kadar uzanan bir geçmişi vardır. Bunlar, İsa'yı iyi tanıyan ve bir süredir onu yakından takip eden adamlardı. Birinci gruptaki ilk kişi, tüm grubun sözcüsü ve lideri olan adam, Petrus da denilen Simon, idi, Luka 6 ayet 14. Peter olarak da adlandırılan Simon. Simon çok yaygın bir isimdi. Yalnızca müjde kaydında Simon adında en az 7 kişi vardır. 12 kişi arasında 2 kişi vardı, Simon Peter ve Zealot Simon. Matta 13 ayet 55'te İsa'nın üvey erkek kardeşlerinin isimleri geçiyor ve onlardan birinin adı da Simon'du. Judas İskeriot'un babasına Simon da deniyordu, Yuhanna 6 ayet 71. Matta 26 ayet 6, İsa'nın Betani'den Cüzamlı Simon adlı bir adamın evinde yemek yediğini söyler. Ferisi olan başka bir Simon da İsa'nın orada yemek yemesi için evini açtı, Luka 7 ayetler 36 ila 40. İsa'nın çarmıhı Golgota yolunda taşımasına yardım etmesi için tutulan adam da Kireneli Simon'du, Matta 27, ayet 32. Şu anda ele aldığımız Simon'un tam adı, Yunus oğlu Simon, idi, Matta 16 ayet 17, Yuhanna 21 ayetler 15 ila 17. O zamanlar Simon Peter'in babasının adı John'du, bazen Janus olarak çevrilir. Ailesi hakkında başka bir şey bilmiyoruz. Ancak İsa'nın ona başka bir isim verdiğine dikkat edin. Luka bunu şöyle söyler, Petrus da denilen Simon, Luka 6 ayet 14. Lukas'ın kelime seçimi burada önemlidir. İsa ona sadece eskisinin yerine yeni bir isim vermekle kalmadı, aynı zamanda ona Petrus adını da verdi. Bu öğrenci bazen Simon, bazen Peter ve bazen de Simon Peter olarak biliniyordu. Pedro, bir tür lakaptı. Kaya, anlamına gelir. Petros Yunanca, kaya parçası, taş, anlamına gelen bir kelimedir. Aramice karşılığı kefas idi, 1. Korintliler 1. ayet 12, 3. bölüm 22. bölüm, 9. bölüm 5. bölüm ve 15. bölüm 5. ayet, Galatyalılar 2. ayet 9 ile karşılaştırın. Yuhanna 1. ayet 42, İsa'nın Simon Petrus ile ilk yüz yüze karşılaşmasını anlatır ve İsa ona bakarak dedi, sen Yunus oğlu Simon'sun, size Sefus Petrus anlamına gelir, denecek. Peter, taş için Aramice ve Yunanca kelimeden türetilmiş bir isimdir. Bunlar görünüşe göre İsa'nın Petrus'a söylediği ilk sözlerdi. Ve o andan itibaren takma adı, Rak oldu. Ancak bazen, Rab ona Simon demeye devam etti.
Kutsal yazılarda bu ne zaman ortaya çıksa, bunun nedeni genellikle Petrus'un azarlanması ve düzeltilmesi gereken bir şey yapmış olmasıdır. Takma at önemliydi ve Lord'un onu ona vermesinin özel bir nedeni vardı. Doğası gereği, Simon aceleci, kararsız ve güvenilmezdi. Tutamayacağı büyük sözler verme eğilimindeydi. Kendini bir şeye bedeni ve ruhu veren ama bitirmeden vazgeçen insanlardan biriydi. Genellikle ilk giren oydu ve çoğu zaman ilk çıkan oydu. İsa onunla tanıştığında, Yakup'un iki fikirli, her yönden kararsız bir adam tanımına uyuyordu, Yakup 1 ayet 5. Görünüşe göre İsa, Petrus'un adını, bu takma adın onun nasıl olması gerektiğini sürekli olarak hatırlatması için değiştirmiş. Ve o andan itibaren, İsa onunla her konuştuğunda, ona bu ince mesajı gönderiyordu. Ona Simon diyorsa, ona eski halini oynadığını söylüyordu. Ona Kaya dediyse, davranması gerektiği gibi davrandığı için onu kabul ediyordu. Los Angeles Dodgers'ın eski koçu Tommy Lasorda, Dodgers küçük liglerinde yeni olan Sisca, genç bir vurucunun hikayesini anlatıyor. Oğlan utangaçtı ama olağanüstü güçlü ve isabetli bir kolu vardı. Lasorda, Amerika Birleşik Devletleri'nde beyzbolun en büyüklerinden biri olma potansiyeline sahip olduğuna ikna olmuştu. Ancak Lasorda'ya göre genç adamın daha fazla şiddete ve rekabetçi bir ruha ihtiyacı vardı. Utangaçlığını kaybetmesi gerekiyordu. Bu yüzden ona kişiliğinin tam tersi olan bir takma at verdi. Ona, Bulldog, adını verdi. Zamanla, Oral Hersiser, büyük lig beyzbolunda gelmiş geçmiş en azimli oyunculardan biri haline geldi. Takma at, onun ne olması gerektiğinin sürekli bir hatırlatıcısı haline geldi ve çok geçmeden, bu takma at onun tutumunu tamamen tanımladı. Gelecekte Petrus olacak olan Simon adlı bu genç adam aceleci, saldırgan ve sabırsızdı. Bir kayaya dönüşmesi gerekiyordu ve bu, İsa'nın ona verdiği isimdi. Bundan sonra Rab onu nazikçe azarlayabilir veya şu veya bu ismi kullanarak onu övebilirdi. İsa'nın Simon Petrus'la ilk görüşmesinden sonra, Simon adının ona düzenli olarak uygulandığı iki farklı bağlam buluyoruz. Biri seküler bir bağlamdır. Örneğin kutsal yazılar onun evinden söz ettiğinde, genellikle, Simon'un evi, Ene'den söz eder, Markos 1 ayet 29, Luka 4 ayet 38, Elçilerin İşleri 10 ayet 17. Kayınvalidesinden söz ederken benzer terimler kullanır, Simon'un kayınvalidesi, Markos 1 ayet 30, Luka 4 ayet 38. Luka 5, bir balıkçının ticaretini anlatırken, teknelerden birinin Simon'a ait olduğunu, 3. ayet, söyler ve Luka, Yakup ve Yuhanna'nın, Simon'un arkadaşları, olduğunu söyler, ayet 10. Simon'a adıyla atıfta bulunan tüm bu ifadeler, laik bağlamlarda görünür. Bu tür bağlamlarda kendisine Simon adı verildiğinde, eski adının kullanılmasının genellikle onun maneviyatı veya karakteri ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu, doğal bir erkek olarak ona ait olanı göstermenin normal yoludur, işi, evi veya aile hayatı. Bunlar sözde, Simon, şeyler. Simon olarak da anıldığı ikinci referans kategorisi, Peter'in söz, tutum veya eylemde günah işlerken, ıslah edilmemiş, ben, inin özelliklerini ifşa etmesidir. Ne zaman eskisi gibi davranmaya başlasa, İsa ve müjde yazarları ona yeniden Simon derler. Örneğin Luka 5. ayette, Luka şöyle yazar,
Simon cevap verip ona dedi, muallim, bütün gece çalıştık ve hiçbir şey tutmadık, ama senin sözün üzerine ağı atacağım. Orada balıkçı genç Simon ile konuştuk. Şüpheci ve isteksiz görünüyor. Ama itaat ettiğinde ve İsa'nın gerçekte kim olduğunu görmek için gözleri açıldığında, Luka ondan yeni adıyla bahsetmeye başlar. Ayet 8, Simon Petrus bunu görünce İsa'nın önünde diz çöktü ve, benden uzaklaş, Rab, çünkü ben günahkar bir adamım, dedi. Kariyerinin daha ciddi başarısızlıklarına atıfta bulunarak İsa'nın ona Simon dediğini görüyoruz. Luka 22 ayet 31'de, Petrus'un ihanetini önceden tahmin eden İsa, Simon, Simon, işte, şeytan senden buğday gibi elemeni istedi, dedi. Daha sonra Getsemani bahçesinde Petrus'un İsa'yı seyredip onunla birlikte dua etmesi gerekirken uyuyakaldı. Markos şöyle yazar, İsa geldi ve onları uyurken buldu, ve Petrus'a dedi, Simon, uyuyor musun? Bir saat izleyemedin mi? İzle ve dua et, böylece ayartılmayasın, ruh gerçekten istekli, ama beden zayıf, Markos 14, ayetler 37 ve 38. Bu nedenle, genellikle Petrus'un azarlanması veya uyarılması gerektiğinde, İsa ondan Simon olarak söz ederdi. Öyle bir noktaya gelmiş olmalı ki, İsa ona, Simon, dediğinde Petrus titriyordu. Elbette kendi kendine, lütfen önce bana rak deyin, demiş olmalı. Buna Rab şöyle cevap verebilirdi, kaya gibi davrandığında sana kaya diyeceğim. Elçi Yuhanna'nın Petrus'u çok iyi tanıdığı müjde kayıtlarından açıkça görülmektedir. Ömür boyu arkadaş, balıkçılık işinde ortak ve komşu olmuşlardı. Yuhanna İncil'inde arkadaşından 15 kez Simon Petrus olarak söz etmesi ilginçtir. Görünüşe göre Van, Pedro'nun her iki tarafını da sürekli gördüğü için belirli bir durumda ona hangi isimle sesleneceğine karar veremedi. Bu yüzden ona iki isimle de hitap ettim. Aslında, Simon Petrus, Petrus'un ikinci mektubunun girişinde kendisini böyle adlandırmasıdır, Simon Petrus, İsa Mesih'in hizmetkarı ve havarisi, Petrus 1 ayet 1'in ikinci mektubu. Gerçekte, İsa'nın kendisine verdiği takma adı aldı ve soyadını yaptı Elçilerin İşleri 10, 32. ayette karşılaştırın. Dirilişinden sonra, İsa öğrencilerine onlara görünmeyi planladığı Celile'ye dönmelerini söyledi, Matta 28 ayet 7. Sabırsızlanan Simon beklemekten yoruldu ve balığa geri dönme kararını açıkladı, Yuhanna 21 ayet 3. Her zamanki gibi, diğer öğrenciler itaatkar bir şekilde liderlerini takip ettiler. Tekneye bindiler, bütün gece balık tuttular ve hiçbir şey alamadılar. Fakat ertesi sabah İsa, onlar için kahvaltı hazırladığı sahilde onları karşıladı. Görünüşe göre, kahvaltı toplantısının ana amacı elbette ihanete uğradığı gece İsa'ya lanet okuyarak korkunç bir şekilde günah işleyen Petrus'un eski haline döndürülmesiydi. İsa ona üç kez Simon diye hitap ederek sordu, Yunus oğlu Simon, beni seviyor musun? Yuhanna 21 ayet 15 ila 17. Pedro, aşkını üç kez yineledi. Bu, İsa'nın ona Simon demek zorunda kaldığı son seferdi. Birkaç hafta sonra Pentekost'ta Petrus ve diğer havariler kutsal ruhla doldu. Ve o gün vaaz eden Kaya Peter'dı. Petrus, bugün pek çok Hristiyanın tam olarak olduğu gibiydi, dünyevi ve ruhani. Bazen etin alışkanlıklarına yenik düştü, diğerleri, ruhla hareket etti.
Bazen bir günahkardı, ama diğer zamanlarda adil bir adam gibi hareket etti, hareket etmesi gerekiyor. Bu kararsız adam, bazen Simon, bazen Peter 12'linin lideriydi. Benim peşimden gelin, sizi insan avcısı yapacağım. Simon Pedro, mesleği gereği bir balıkçıydı. O ve erkek kardeşi Andres, Kefernahum'da yaşayan balıkçı bir aileye mensuptu. Celile denizinde balık tuttular. İsa'nın zamanında ticari balıkçılar o gölde 3 tür balık yakaladılar. 5000 kişinin beslenmesiyle bağlantılı olarak Yuhanna 6. ayet 9'da bahsedilen, küçük balık, sardalyadır. Sardalya ve bir çeşit yufka, neredeyse kurabiye gibi, o yörede yaygın bir yiyecekti. Bıyıklı olarak bilinen bir başka balık sınıfı, ağızlarının her iki ucundan çıkan belirli et lifleri için, 8 kilo ağırlığa kadar oldukça büyük boyutlara ulaşabilen dikenli bir sazan türüdür. Bıyıklı balık, Matta 17 ayet 27'ye göre muhtemelen Petrus'un ağzında madeni parayla yakaladığı türden bir balıktı, çünkü Celile denizinde madeni para yutacak ve aynı zamanda kancayla yakalanacak kadar büyük olan tek balık odur. Üçüncü ve en yaygın ticari balık türü, sığ suda yüzen ve beslenen ve testere benzeri küçük bir sırt yüzgeci olan bir balık türü olan mesttir. Yenilebilir olanlar yaklaşık 15 ila yaklaşık 30 santimetre uzunluğundadır. Bugün bile Celile Denizi yakınlarındaki restoranlarda bu kızarmış balık servis edilir ve halk arasında San Pedro balığı olarak bilinir. Simon ve Andres geceleri ağlarıyla bu balıkları yakalayarak geçirdiler. Kardeşler aslen gölün kuzey kesiminde bulunan Bethsaida adlı küçük bir köydendi, Yuhanna 1 ayet 44, ancak Kefernahum adlı daha büyük bir kasabada yaşamaya gitmişlerdi, Markos 1 ayetler 21 ila 29. İsa'nın zamanında Kefernahum, Celile Gölü'nün kuzey ucundaki en büyük şehirdi. İsa birkaç ay boyunca Kefernahum'u evi ve hizmetinin üssü yaptı. Ancak Matta 11'in 21 ila 24. bölümlerinde okuduğumuz gibi, Kefernahum ve Bethsaida için ağıtlar yaktı. Bugün her iki şehir de harabeden başka bir şey değil. Kefernahum'daki sinagogun kalıntılarını hala görmek mümkündür. Yakınlarda, sadece bir blok güneyde arkeologlar eski bir kilisenin kalıntılarını buldular. En azından 3. yüzyıla tarihlenebilen ilkel gelenek, kilisenin Pedro'nun evi üzerine inşa edildiğini söylüyor. Gerçekten de arkeologlar, 2. yüzyıldaki Hristiyanların bu yere saygı duyduğunu gösteren birçok işaret bulmuşlardır. Pedro'nun yaşadığı ev olması muhtemeldir. Oradan göl kıyısına kadar çok kısa bir yol var. Simon Pedro evliydi. Bunu, İsa'nın kayınvalidesini mucizevi bir şekilde iyileştirmesinin kaydedildiği Luka 4. ayet 38'den biliyoruz. Korintlilere yazılan ilk mektup 9. ayet 5'te Resul Pavlus, Petrus'un karısını misyonerlik gezilerinden birine götürdüğünü söyler. Bu, çocukları olmadığını veya karısını görev gezisine çıkardığında çocukların büyüdüğünü gösterebilir. Ancak kutsal yazılar, onların çocukları olduğunu açıkça söylemez. Peter evliydi. Aile hayatı hakkında kesin olarak bildiğimiz tek şey bu. Simon Petrus'un havarilerin lideri olduğunu biliyoruz ve bunun nedeni yalnızca adının 12'nin göründüğü tüm listelerin başında gelmesi değil. Ayrıca Matta 12. ayette açık bir ifadeye sahibiz, 12 havarinin adları şunlardır, birincisi Petrus denilen Simon. Bu ayette, ilk, olarak tercüme edilen kelime Yunanca protos terimidir.
listedeki birinciyi değil, önem sıralamasında birinciyi, grubun liderini ifade eder. Pedro'nun liderliği, rutin olarak tüm grubun sözcüsü olarak hareket etme biçiminde açıkça görülüyor. Her zaman ön plandadır, liderliği ele alır. Görünüşe göre, doğuştan baskın bir kişiliğe sahipti ve İsa bu doğal yeteneği 12'li arasında iyi bir şekilde kullanmaya karar verdi. Ne de olsa onu lider olarak seçen Rabbi'ydi. Peter, lider olması için Tanrı'nın egemen tasarımı tarafından şekillendirildi ve eğitildi. Dahası, İsa'nın kendisi onu olması için şekillendirdi ve eğitti. Bu nedenle Petrus'a baktığımızda, Tanrı'nın nasıl bir lider oluşturduğunu görüyoruz. İsa'nın ismi dışında, İncil'de en çok bahsedilen isim Petrus'tur. Hiç kimse Petrus kadar sık konuşmaz ve Rab hiç kimseyi Petrus kadar sık anmaz. Hiçbir öğrenci Petrus kadar Rab tarafından azarlanmamıştır ve hiçbir öğrenci Petrus'un yaptığı gibi İsa'yı azarlamadı. Matta 16 ayet 22. Başka hiç kimse İsa'yı Petrus kadar kararlı bir şekilde itiraf etmedi veya efendiliğini bu kadar açık bir şekilde kabul etmedi. Başka hiçbir öğrenci de İsa'yı Petrus kadar güçlü bir şekilde ya da alenen inkar etmedi. Petrus gibi hiç kimse İsa tarafından övülmedi ve kutsanmadı ve Petrus, İsa'nın şeytan dediği tek kişiydi. Rabbin Petrus'a söyleyeceği diğerlerine göre daha zor şeyleri vardı. Tüm bunlar, onu Mesih'in olmasını istediği lider yapmasına katkıda bulundu. Tanrı, ikircikli, kararsız, fevri ve asi bir kişiliğe sahip bir adamı aldı ve onu kaya gibi sağlam bir lidere dönüştürdü. Havariler arasındaki en büyük vaiz ve kilisenin doğuşu gerçekleştiğinde elçilerin işlerinin ilk 12 bölümünde her anlamda baskın figür. Pedro'nun hayatında gerçek bir lider olmak için 3 temel unsur görüyoruz: doğru ham madde, doğru yaşam deneyimleri ve doğru karakter nitelikleri. Size tam olarak ne demek istediğimi göstereyim. Gerçek bir lider yapan ham madde. Gerçek liderlerin doğup doğmadığı veya olunduğu bir tartışma konusudur. Pedro, bazı insanların gerçek bir lider oluşturmak için yeterince geliştirilmesi gereken bazı doğuştan gelen yeteneklerle doğduğunu savunanlar için güçlü bir argümandır. Peter, Tanrı'nın kendisine verdiği ve en başından beri kişiliğine işlenmiş olan liderlik lifeline sahipti. Doğru ham maddeden yapılmıştı. Elbette onu annesinin rahminde bu şekilde şekillendiren Tanrı'dır. Mezmur 139, 13-16, ayetlerle karşılaştırın. Bu arada, Simon Pedro'nun doğal mizacında, onun liderlik kapasitesine ulaşmasında belirleyici olan bazı bariz özellikler var. Bunlar genellikle tek başına eğitimle geliştirilebilecek özellikler değildir. Pedro'nun durumunda bunlar, onun mizacının doğuştan gelen özellikleriydi. Birincisi, sorgulama anlamında meraktır. Bir lider ararken, çok soru soran birini istersiniz. Meraklı olmayan bireyler iyi lider olamazlar. Liderlikte merak çok önemlidir. Bilmedikleriyle yetinen, anlamadıklarıyla cehaletiyle yetinen, çözümlemedikleriyle yetinen, çözülmemiş sorunlarla rahat yaşayan insanlar yol gösteremezler. Liderlerin doyumsuz bir merakı olmalıdır. Cevapları bulmaya aç insanlar olmalılar. Bilgi güçtür. Bilgi kimdeyse, o avantajlıdır. Bir lider bulmak istiyorsanız, doğru soruları soran ve samimiyetle cevapları arayan birini arayın. Bu tür merak genellikle erken çocukluk döneminde kendini gösterir.
Çoğumuz soru üstüne soru soran, küçük bilmeceleriyle bitmek bilmeyen yağmurlarıyla ebeveynlerini ve diğer yetişkinleri yoran çocuklara rastlamışızdır. Bazılarımız çocukken böyle olduğumuzu bile hatırlayabilir. Bu, liderlik lifinin bir parçasıdır. En iyi problem çözücüler, bir şeyleri bilmek ve anlamak için bastırılamaz bir coşkuyla hareket edenlerdir. Müjde kayıtlarında Petrus, diğer tüm havarilerin toplamından daha fazla soru sorar. Genellikle Rab'den anlaşılması zor sözlerini açıklamasını isteyen Petrus'tu, Matta 15 ayet 15, Luka 12 ayet 41. Ona kaç kez affetmesi gerektiğini soran Petrus'tu, Matta 18 ayet 21. Öğrencilerin her şeyi İsa'yı takip etmeye bıraktıkları için alacakları ödülün ne olacağını soran Petrus'tu, Matta 19, ayet 27. Kuruyan incir ağacını soran Petrus'tu, Markos 11 ayet 21. Dirilen Mesih'e sorular soran Petrus'tu, Yuhanna 21 ayetler 20 ila 22. Hep daha fazlasını bilmek, daha iyi anlamak istiyordu. Ve bu tür bir merak, gerçek bir liderin temel unsurlarından biridir. Bir diğer gerekli bileşen girişimdir. Bir erkek liderlik için yaratılmışsa, güdüye, hırsa ve enerjiye sahip olmalıdır. Gerçek bir lider, olayların gerçekleşmesini sağlayan türden bir insan olmalıdır. Bu bir başlangıç. Petrus sadece soru sormakla kalmadı, aynı zamanda İsa'nın sorduğu herhangi bir soruyu genellikle ilk yanıtlayan kişi oldu. Sık sık engebeli araziye girdi. İsa'nın, insanlar, insanoğlunun kim olduğunu söylüyorlar diye sorduğu o ünlü olay vardır, Matta 16, ayet 13. Bu konuda halk arasında çeşitli görüşler dolaşıyordu. Bazıları, vaftizci Yahya diyor, diğerleri, İlyas ve diğerleri, Yeremya veya peygamberlerden biri, ayet 14. İsa daha sonra öğrencilerine özellikle şunu sordu, peki sen benim kimim diyorsun? 15. ayet, vurgular eklenmiştir. İşte bu noktada Petrus, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin, ayet 16, demek için sesini diğerlerinin üzerine yükseltti. Diğer öğrenciler, yanlış cevap verme ihtimaline karşı konuşmaya korkan okul çocukları gibi, hala soruyu işliyorlardı. Pedro cesur ve kararlıydı. Bu, her büyük liderin temel bir özelliğidir. Bazen geri adım atmak, sözünü geri almak veya kınama almak zorunda kaldı. Ancak fırsatları ortaya çıktıkları anda değerlendirmeye her zaman hazır olması, onu doğal bir lider olarak gösteriyordu. Getsemani bahçesinde, Antonia Kalesi'nden Romalı askerler İsa'yı tutuklamak için geldiklerinde, üç sinoptik yazar da, kılıçlar ve sopalarla, donanmış, büyük bir kalabalık, olduğunu söylerler, Matta 26 ayet 47, Markos 14 ayetiyle karşılaştırın, 43 ve Luka 22 ayet 47. Tipik bir Roma ordusu birimi 600 askerden oluşuyordu, bu nedenle o gece meyve bahçesinin çevresinde savaşa gitmeye hazır yüzlerce Romalı asker olması çok muhtemeldir. Petrus bir an bile tereddüt etmeden kılıcını çekti ve baş rahibin hizmetkarı Malkus'un başına bir kılıç darbesi indirdi. Baş rahip ve ekibi, tutuklama emrini veren ileri gelen kişi olduğu için kalabalığın başında yer almış olabilir. Hiç şüphesiz Peter'ın yapmak istediği adamın kafasını kesmekti ama o bir kılıç ustası değil, bir balıkçıydı. Malko darbeden kurtuldu ama kulağını kaybetti.
Sonra İsa, kulağına dokunarak onu iyileştirdi. Luka 22 ayet 51 ve Petrus'a şu emri verdi. Kılıcını yerine koy, çünkü kılıç çekenlerin hepsi kılıçla mahvolacak. Matta 26, ayet 52. Bu şekilde idam cezasının hakkaniyetini ilahi bir kanun olarak tasdik etmiştir. Bu olayı düşünelim. Orada Romalı askerlerden oluşan bir müfreze vardı, hatta sayıları birkaç yüzdü. Pedro ne yapacağını sanıyordu. Tek tek herkesin kafasını mı keseceksin? Pedro, inisiyatif alma tutkusuyla çoğu kez büyük resmin bariz gerçekliğini gözden kaçırdı. Ama tüm aceleciliğine rağmen, Peter onu bir lider yapacak malzemeye sahipti. Pasif ve kararsız birini motive etmeye çalışmaktansa böyle bir adamla çalışmak daha iyidir. Popüler bir atasözüne göre, bir yelpazeyi yumuşatmak, ölüleri diriltmekten çok daha kolaydır. İlerlemek için sürüklenmesi gereken insanlar var. Peter onlardan biri değildi. Hep ilerlemek istedi. Bilmediklerimi öğrenmeye, anlamadıklarımı anlamaya çalıştım. Soruları ilk soran ve soruları cevaplamaya çalışan ilk kişi oydu. Her zaman inisiyatif aldı, anı yakaladı ve hücum etti. Bu, liderliğin ayırt edici özelliğidir. Bu özelliklerin yalnızca liderin yapıldığı ham madde olduğunu unutmayın. Pedro'nun eğitilmesi, cilalanması ve olgunlaştırılması gerekiyordu. Çünkü Mesih'in kendisi için sahip olduğu işi yapmak için şevk ve dengeye, Pentekost'ta Yeruşalim'de ayağa kalkıp kendi Mesihlerini ölüme mahkum eden insanların önünde sevindirici haberi vaaz etme cesaretine ihtiyacı vardı. Ancak Peter, bu tür cesur inisiyatif almak için eğitilebilecek türden bir insandı. Gerçek bir lider yapan üçüncü bir ham madde unsuru vardır, taahhüt, katılım. Gerçek liderler her zaman eylemin merkezindedir. Savaşın sıcağından uzakta rahat bir hayat sürerken arkalarına yaslanıp başkalarına ne yapacaklarını söylemezler. Gerçek bir lider, hayatından öyle bir hızla geçer ki, etrafında bir toz bulutu görürsün. İşte tam da bu yüzden insanlar onu takip ediyor. İnsanlar mesafelerini koruyan birini takip edemezler. Gerçek lider yol gösterendir. Takipçilerinin önünde savaşa gider. Bir gece şiddetli bir fırtına şiddetlenirken İsa, Celile Gölü'nün ortasındaki öğrencilerin yanına gitti. Tekneden atlayan öğrencilerden hangisiydi? Pedro. Tanrı bu, diye düşünmüş olmalı. Ve aksiyonun ortasında olmam gereken zamanda buradayım. Diğer öğrenciler hayalet görüp görmediklerini merak ettiler. Matta 14 ayet 26. Ama Petrus, Efendimiz, eğer sen isen, bana su üzerinde yanına gelmemi emret, dedi. İsa, gel, yanıtını verdi, 27 ila 29, ayetler, ve diğerleri ne olduğunu anlamadan Petrus tekneden indi, suyun üzerinde yürüyordu. Öğrencilerin geri kalanı, fırtına tarafından tekneden dışarı sürüklenmemeye çalışarak hala koltuklarına yapışmış durumdaydı. Ama Pedro iki kere düşünmeden atladı. Bu bağlılıktır, ciddi bir taahhüt. Ancak tekneden ayrılıp biraz yürüdükten sonra tehlikenin farkına vardı ve batmaya başladı. Çoğu zaman, bu pasajı incelerken, Petrus iman eksikliğiyle suçlanır ve imanla tekneden atladığı için hak ettiği takdiri görmez. Onu neredeyse öldüren zayıflığından dolayı silmeden önce, batmaya başladığında nerede olduğunu hatırlayalım. Benzer şekilde, Petrus Mesih'i inkar etmesine rağmen,
Çok önemli bir gerçeği unutmayalım, o ve başka bir öğrenci, muhtemelen ömür boyu arkadaşı olan Yuhanna, ne söylediğini görmek için İsa'yı başkahinin evine kadar takip eden tek kişilerdi. İsa, Yuhanna 18 ayet 15 ve başkahinin evinin avlusunda, horoz ötüğünde Rabbin dönüp gözlerinin içine bakabileceği kadar İsa'ya yakın kalan tek kişi Petrus'tu, Luka 22 ayet 61. Diğer öğrenciler Mesih'i terk edip canları pahasına kaçtıktan çok sonra, Petrus, korkusuna ve zayıflığına rağmen Mesih'i tamamen terk edemediği için, böyle bir ayartmanın onu alt edebileceği bir konumda neredeyse tek başınaydı. Gerçek bir liderin tavrı budur. Neredeyse herkes gittiğinde, elinden geldiğince Rabbine yakın kalmaya çalıştı. Pedro, birliklerine uzaktan mesaj göndermekle yetinecek türden bir lider değildi. Kişisel olarak dahil olmak onun tutkusuydu, bu yüzden her zaman aksiyonun merkezine yakındır. Pedro böyle bir dokudan oluşuyordu, doyumsuz bir bilme arzusu, inisiyatif alma isteği ve kişisel olarak dahil olma tutkusu. Şimdi onu eğitmek ve biçimlendirmek Tanrı'ya kalmıştı, çünkü açıkçası, bu tür bir ham madde, Tanrı'nın kontrolü altına alınmadığı takdirde çok tehlikeli olabilir. Gerçek bir lideri şekillendiren yaşam deneyimleri. Rab, böylesine kaba ve incelikli bir tabiata sahip bir adamı lider olması için nasıl aldı? Bir kere, Petrus'un kendisini Mesih'in olmasını istediği türden bir lider yapmasına yardımcı olacak türden yaşam deneyimlerine sahip olduğundan emin oldu. Bu anlamda gerçek liderler yaratılır, basitçe doğmazlar. Deneyim zor bir öğretmen olabilir. Pedro'nun durumunda, deneyiminin iniş çıkışları dramatik ve genellikle acı vericiydi. Hayatı dolambaçlı zikzaklarla doluydu. Rab, ona her gerçek liderin katlanmak zorunda olduğu türden deneyimler yaşatan 3 yıllık denemeler ve zorluklardan geçirdi. İsa bunu neden yaptı? Zavallı Pedro'ya eziyet etmekten hoşlanıyor muydu? Hayır, tabii değil. Deneyimler, zor olanlar bile onu İsa'nın ihtiyaç duyduğu kişi yapmak için gerekliydi. Geçenlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde okullarda ateşli silah saldırılarına karışan tüm gençler üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarını okudum. Bu çalışma sayesinde, ateşli silah ateşleyenlerin ortak paydasının, neredeyse hepsinin davranış sorunlarını kontrol altına almak için Ritalin veya diğer antidepresanlar reçete edilen genç insanlar olduğu öğrenildi. Uygunsuz tutumlar ve görevi kötüye kullanma nedeniyle disipline edilmek yerine uyuşturularak sersemletildiler. Psikologlar onlara davranış ve özdenetim öğretmek yerine, isyankarlıklarını ancak geçici olarak dizginleyebilecek zihin uyuşturan ilaçlar reçete ettiler. Sorunun kaynağı olan provokatif ve isyankar tavırlarla asla yüzleşilmedi ve hiçbir şey yapılmadı. Bu genç adamlar, gençliklerinin başlarında isyanlarının sonuçlarından yapay olarak korunmuşlardı. Ve karakterlerini farklı şekillendirmiş olabilecek yaşam deneyimlerini kaybettiler. Elçi Petrus, zor deneyimlerden çok şey öğrendi. Örneğin, ezici yenilgilerin ve derin aşağılamaların genellikle en büyük zaferlerin hemen ardından geldiğini öğrendi. İsa, Matta 16 ayet 16'da, "Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin." kaydedilen büyük itirafı için onu övdükten sonra, Petrus bir yeni ahit öğrencisi tarafından şimdiye kadar alınan en sert azarlamaya maruz kaldı.
Bir noktada Mesih, ona krallığın anahtarlarını vaat ederek mübarek dedi, 17'den 19'a kadar olan ayetler, ve sonraki paragrafta ona şeytan diyor ve şöyle diyor, arkama geç, ayet 23 yani, yoluma çıkma. Bu olay, Peter'in muzaffer itirafından kısa bir süre sonra meydana geldi. İsa öğrencilerine Yeruşalim'e gideceğini, orada kendisini ölüme götürecek başkâhinlere ve din bilginlerine teslim edileceğini duyurdu. İsa'nın niyetini duymak onun için yeterliydi, Petrus onu bir kenara çekerek, onu azarlamaya başladı, Tanrım, sana acısın, bu asla senin başına gelmesin, Matta 16 ayet 22. Pedro'nun hisleri gayet anlaşılır. Ama o sadece insani bir bakış açısıyla düşünüyordu. Tanrı'nın planını bilmiyordum. Farkına varmadan, Mesih'i tam olarak dünyaya yapmak için geldiği şeyden vazgeçirmeye çalışıyordu. Pedro, adeti olduğu üzere, dinlemesi gerekirken konuşuyordu. İsa'nın Petrus'a söylediği sözler çok sertti ve başka hiç kimseyle bu şekilde konuşmadı, ama o arkasını dönerek Petrus'a şöyle dedi, arkama geç şeytan. Allah'ın değil, insanların meselelerine gözünü diktiğin için beni tökezletiyorsun, ayet 23. Peter, zihnini gerçeğe teslim ederse, Tanrı'nın kendisine gerçeği açıklayabileceğini ve sözlerine rehberlik edebileceğini yeni öğrenmişti. Bir insan mesajına bağlı değildi. Bildirmesi gereken mesaj ona Tanrı tarafından verildi, ayet 17. Ayrıca ona krallığın anahtarları verilecekti, yani onun hayatı ve mesajı birçok kişinin kurtuluşu için Tanrı'nın krallığının kilidini açacaktı, ayet 19. Ama şimdi, Rab tarafından azarlanmanın verdiği acı dolu deneyim sayesinde, Peter aynı zamanda şeytana karşı savunmasız olduğunu da öğrendi. Şeytan da ağzını tıpkı Rabbin doldurabileceği kadar kesinlikle doldurabilirdi. Petrus, Tanrı'nın işlerinden çok insanların işleriyle ilgileniyorsa veya Tanrı'nın isteğini yerine getirmiyorsa, düşmanın bir aracı olabilirdi. Daha sonra, İsa'nın tutuklandığı gece, Petrus yine şeytanın kurbanı oldu. Bu sefer, insan olarak zayıf olduğu ve kendi kararlılığına güvenemeyeceği zor dersini aldı. Tüm övüngen vaatleri ve ciddi kararları onu düşüşten kurtarmadı. Herkesin önünde Mesih'i asla inkar etmeyeceğini ilan ettikten sonra, inkarını tutkulu lanetlerle pekiştirerek onu inkar etti. Şeytan onu buğday gibi elekten geçiriyordu. Bu şekilde Peter, içinde ne kadar saman ve ne kadar az madde olduğunu ve yalnızca Rabbin gücüne güvenmek için ne kadar dikkatli ve dikkatli olması gerektiğini öğrendi. Aynı zamanda, kendi günahkar eğilimlerine ve ruhsal zayıflıklarına rağmen, Rabbin onu kullanmak istediğini ve ne olursa olsun onu destekleyip koruyacağını öğrendi. Peter tüm bunları yaşayarak öğrendi. Bazen deneyimler acı, üzücü, acı verici ve aşağılayıcıydı. Diğer zamanlarda ilham verici, canlandırıcı ve tamamen görkemliydiler, örneğin İsa'nın ilahi parlaklığını Başkalaşım Dağı'nda gördüğü zamanki gibi. Pedro öyle ya da böyle, deneyimlerinden en iyi şekilde yararlandı ve dönüştüğü büyük lider olmasına yardımcı olacak dersler çıkardı. Gerçek bir lideri tanımlayan karakter nitelikleri. Doğru doğuştan malzeme ve doğru yaşam deneyimlerine ek olarak bir liderin hazırlanmasında üçüncü bir unsur, doğru karakterdir. Liderlikte tabii ki karakter kesinlikle belirleyicidir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mevcut ahlaki gerileme, karakteri olmayan çok fazla lider seçip, atamış ve işe almış olmamızla doğrudan bağlantılı.
Son yıllarda bazıları, karakterin liderlikle hiçbir ilgisi olmadığını iddia etmeye çalıştı, bir erkeğin özel hayatında yaptıklarının, onun kamusal bir liderlik rolünü yerine getirmek için yeterli kabul edilip edilmediği konusunda bir faktör olmaması gerektiği. Bu bakış açısı, Mukaddes Kitab'ın öğrettiklerine taban tabana zıttır. Liderlikte karakter önemlidir, çok önemlidir. Aslında karakter, liderliği mümkün kılan şeydir. İnsanlar, karakterden yoksun olanlara saygı duyamaz veya güvenemez. Ve bir adama saygı duyulmazsa, takip edilmeyecektir. Zaman ve gerçek el ele gider. Karaktersiz liderler sonunda takipçilerini hayal kırıklığına uğratır ve güvenlerini kaybeder. Bu tür insanların genellikle popüler olmasının tek nedeni, karaktersiz diğer insanlara kendilerini daha iyi hissettirmeleridir. Ama onlar gerçek lider değiller. Liderliğin sürmesi için karaktere dayanması gerekir. Karakter saygıyı doğurur. Saygı güveni doğurur. Ve güven, takipçileri motive eder. Tamamen insan dünyasında bile, çoğu insan gerçek liderliğin dürüstlük, güvenilirlik, saygınlık, diğerkamlık, alçak gönüllülük, öz disiplin, öz denetim ve cesaret gibi karakter nitelikleriyle ilişkili olduğunu kabul eder. Bu tür erdemler insandaki Tanrı imajını yansıtır. İlahi imaj, düşmüş insanlıkta ciddi şekilde lekelenmiş olsa da, tamamen yok edilememiştir. Bu nedenle paganlar bile bu tür nitelikleri arzu edilen erdemler ve gerçek liderlik için önemli gereklilikler olarak kabul eder. İsa'nın kendisi, gerçek bir liderin nasıl olması gerektiğinin somut örneğidir. Bir liderin karakterini oluşturan tüm özellikler de mükemmeldir. O, liderliğin en otantik, saf, yüksek ve asil niteliklerinin kişileştirilmesidir. Açıkçası, manevi liderliğin büyük amacı ve amacı, insanları Mesih benzerliğine getirmektir. Bu nedenle liderin kendisi Mesih benzeri bir karakter sergilemelidir. Kilisede liderlik taleplerinin bu kadar yüksek olmasının nedeni budur. Elçi Pavlus, Mesih'i örnek aldığım gibi, beni örnek alın, 1 Korintoslular 11 ayet 1 diye yazdığında gerçek liderin ruhunu özetledi. Peter aynı şeyi yazabilirdi. Karakteri, Mesih'te gördüğü örnek tarafından şekillendirildi ve şekillendirildi. Lider olmak için ham maddeye sahipti ve bu çok önemliydi. Deneyimleri, doğal liderlik becerilerini geliştirmesine ve onu keskinleştirmesine yardımcı oldu ve bu da hayati önem taşıyordu. Ama her şeyin gerçek anahtarı, gerçek liderin her zaman yükselip alçaldığı temel karakterdir. Petrus'un Mesih'le olan yakın ilişkisi sayesinde geliştirdiği karakter becerileri, sonunda onu büyük bir lider haline getirdi. James Miller şöyle yazdı, yas tutanlarla birlikte mezardan çıkan ve gömülmeyi reddeden tek şey, bir erkek karakteridir. Bir insanın ne olduğu, hayatta kalır. Bu asla gömülmeyecek. Bu gerçek bir duygu ama öldükten sonra insanların bizim hakkımızda ne düşündüğünden daha önemli bir şey var. Çok daha önemli olan, hala buradayken sahip olduğumuz etkidir. Bir ruhani liderin Peter'ın yaşamında geliştirdiği karakter niteliklerinden bazıları nelerdir? Biri teslimiyettir. İlk bakışta bu, bir liderde geliştirilmesi gereken sıra dışı bir nitelik gibi görünebilir. Ne de olsa lider sorumlu kişidir ve diğerlerinin kendisine boyun eğmesini bekler. Bu böyle değil mi? Ancak gerçek bir lider sadece boyun eğmeyi talep etmez, Rabbe ve onun üzerindeki otoritelere boyun eğmekle teslimiyetin bir örneğidir.
Gerçek ruhani liderin yaptığı her şey, tüm meşru otoriteye, özellikle Tanrı'ya ve onun sözüne boyun eğmekle belirlenmelidir. Liderler kendinden emin ve agresif olma eğilimindedir. Doğal olarak hakimdirler. Pedro'nun bu eğilimi vardı. Hızlı konuşur ve hızlı hareket ederdi. Gördüğümüz gibi, o bir inisiyatif adamıydı. Bu, her zaman her durumu kontrol altına almaya meyilli olduğu anlamına gelir. Bu tarafını dengelemek için Rab ona boyun eğmeyi öğretti. Ve bunu bazı oldukça dikkat çekici şekillerde yaptı. Bunun klasik bir örneği Matta 17'de bulunur. Bu anlatım, İsa'nın bir süre gezici hizmetten sonra 12'li ile birlikte harekat üssü olan Kefernahum'a döndüğü bir zamanda geçiyor. Bir vergi tahsildarı, 20 yaş ve üzerindeki herkesin ödemek zorunda olduğu yıllık 2 drahmi, yarım şekel, vergisini toplamak için düzenli olarak kasabaya gidiyordu. Bu, Roma'ya ödenen bir vergi değil, tapınağın bakımı için ödenen bir vergiydi. Çıkış 30 ayetleri 11 ila 16'da belirtilmiştir, 2. Tarihler 24 ayet 9 ile karşılaştırın. Vergi 2 günlük maaşa eşitti, dolayısıyla az bir meblağ değildi. Matta şöyle yazar, 2 drahmiyi toplayanlar Petrus'a gelip ona dediler, öğretmenin 2 drahmiyi ödemiyor mu? Matta 17 ayet 24. Petrus onlara vergilerini İsa'nın ödediğine dair güvence verdi. Ama görünüşe göre bu özel vergi, Peter'in zihninde bir sorun yarattı. İsa, Tanrı'nın vücut bulmuş oğlu olarak, herhangi bir insan gibi tapınağın bakımı için ödeme yapmak zorunda mıydı? Dünyevi kralların çocukları, babalarının krallıklarında vergi ödemezler, İsa neden ödemek zorunda olsun ki? İsa, Petrus'un ne düşündüğünü biliyordu, bu yüzden, eve girerken İsa önce onunla konuştu ve şöyle dedi, ne düşünüyorsun Simon? Dünyanın kralları, kimden haraç veya vergi topluyorlar? Oğullarından mı yoksa yabancılardan mı? Ayet 25. Peter cevap verdi, yabancılardan. Krallar çocuklarına vergi uygulamazlar. İsa, Petrus'a mantıklı bir sonuç çıkardı, öyleyse çocuklar muaftır, ayet 26. Başka bir deyişle, İsa mutlak göksel yetkiye sahipti, dolayısıyla isterse tapınak vergisini ödememeyi tercih edebilirdi. Ama ödemezse, dünyevi otorite söz konusu olduğunda yanlış mesajı gönderiyor olacaktı. Boyun eğmek, vergiyi ödemek ve çoğu insanın anlayamayacağı bir durumdan kaçınmak daha iyidir. Bu yüzden teknik olarak tapınak vergisini ödemek zorunda olmasa da şöyle dedi, ancak onları gücendirmemek için denize git ve oltanı at ve yakaladığın ilk balığı yakala ve sonra ağzını açarsın, bir stater bulursun, al ve benim için ve kendin için ona ver, ayet 27. Balığın ağzındaki madeni para bir staterdi, bir şekel ya da 4 drahmi değerinde bir madeni para. İki kişi için tapınak vergisini ödemek için tam olarak gereken buydu. Başka bir deyişle İsa, Petrus'un vergisinin de tam olarak ödenmesini ayarladı. İlginçtir ki, İsa'nın gerçekleştirdiği mucize mutlak egemenliğini gösteriyordu ve aynı zamanda vergi verme tavrıyla da insan teslimiyetinin bir örneği oluyordu. İsa, doğaüstü bir şekilde bozuk para yutmuş bir balığı Petrus'un kancasındaki yeme yönlendirdi. Eğer İsa bu dereceye kadar doğa üzerinde Rab idiyse, kesinlikle tapınak vergisini ödememeyi seçme yetkisine sahipti. Ama kendi örneğiyle Pedro'ya gönüllü olarak boyun eğmeyi öğretmeye karar verdi.
Boyun eğme, liderlerin geliştirmesi gereken vazgeçilmez bir karakter niteliğidir çünkü insanlara boyun eğmeyi öğretmek istiyorlarsa, kendilerinin de boyun eğmenin örnekleri olmaları gerekir. Ve bir liderin teslim olmaması gereken çok iyi argümanlar olsa bile boyun eğmesi gereken zamanlar olacaktır. Peter dersini iyi öğrendi. Yıllar sonra, Petrus'un ilk mektubu 2. ayet 13 ila 18'de şöyle yazacaktı, Rabbin hatırı için, ister krala, ister bir amir olarak, ister onun tarafından gönderilen valilere olsun, her insan kurumuna teslim olun, kötülük yapanları cezalandırmak ve iyilik yapanları övmektir. Çünkü bu, Tanrı'nın isteğidir, iyilik yaparak aptal insanların cehaletini susturmak, özgür olarak, ama kötülük yapma bahanesi olarak özgürlüğe sahip olanlar olarak değil, Tanrı'nın hizmetkarları olarak. Herkesi onurlandırın, kardeşleri sevin, Tanrı'dan korkun, kralı onurlandırın, hizmetçiler, efendilerinize tam bir saygıyla tabi olun, sadece iyi ve cana yakın olanlara değil, katlanılması zor olanlara da. Bu, Petrus'un Mesih'ten öğrendiği dersin aynısıydı, bir anlamda özgürsünüz, ancak özgürlüğünüzü kötülük için bir örtü olarak kullanmayın. Bunun yerine, kendinizi Rabbin bir hizmetkarı olarak görün. Sen cennetin bir vatandaşısın ve yeryüzünde sadece geçici olarak ikamet ediyorsun ama Rabbin rızası için insanın her kurallarına boyun eğ. Siz her şeyden önce Mesih'in krallığının bir tebaası ve bu dünyada sadece bir yabancı ve hacısınız. Ancak, gücenmemek için dünyevi kralı onurlandırın. Herkesi onurlandırın. Bu, Tanrı'nın isteğidir ve teslim olmakla, kötülerin cehaletini susturmuş olacaksınız. Unutma, o mektubu yazan adam, genç ve aceleciyken başrahibin hizmetkarının kulağını kesen adamla aynı adamdı. O, bir zamanlar İsa'nın vergi ödemesi fikriyle boğuşan adamla aynı adam. Ama doğal bir lider için kolay bir ders olmayan boyun eğmeyi öğrendi. Pedro, baskın, enerjik, saldırgan ve boyun eğme fikrine karşı dirençli olma eğilimindeydi. Fakat İsa, yapmamak için iyi sebepleri olduğunu düşünmesine rağmen ona isteyerek boyun eğmeyi öğretti. Peter'in öğrendiği ikinci bir karakter özelliği teslimiyetti. Doğuştan liderlik becerilerine sahip birçok insan, kendini dizginleme konusunda doğal olarak üstün değildir. Öz denetim, disiplin, ılımlılık ve çekingenlik, başkalarına liderlik eden bir kişinin mutlaka sahip olduğu nitelikler değildir. Bu nedenle birçok liderin öfke ve kontrolsüz tutkularla ilgili sorunları vardır. Son zamanlarda öfke yönetimi seminerlerinin iş dünyasında üst düzey yöneticiler ve liderlik pozisyonundaki kişiler için bir öfke haline geldiğini fark etmişsinizdir. Öfkenin bu kadar yüksek liderlik seviyelerine yükselen insanlar arasında yaygın ve ciddi bir sorun olduğu açıktır. Peter'in de benzer eğilimleri vardı. Aceleci insanlar öyle bir kişiliğe sahiptir ki, inisiyatifi ele almaya ve kararlı davranmaya eğilimlidirler. Bütün bunlar onları lider yapan şeydir. Bu insanlar, vizyonu olmayan veya düşük başarı gösteren kişilere karşı kolayca sabırsız hale gelirler. Başarıya ulaşmak için engelleri aşmayanlara çabuk sinirlenebilirler. Bu nedenle, iyi liderler olmak için kendilerini dizginlemeyi öğrenmeleri gerekir. Rab, Petrus'a kendini dizginlemeyi öğretmeye özen gösterdi. Bu, Peter'in çok erken konuştuğunda veya çok hızlı davrandığında en sert azarlamalara katlanmak zorunda kalmasının ana nedenlerinden biridir. Rab ona sürekli kendini dizginlemeyi öğretiyordu.
Bahçede Pedro'nun Malcolm'un kafasını kesmeye çalıştığı sahne, onun doğal kontrol eksikliğinin klasik bir örneğidir. Etrafı tepeden tırnağa silahlı yüzlerce Romalı askerle çevrili olmasına rağmen, Peter düşüncesizce kılıcını çekti ve onlara saldırmaya hazırlandı. Malhus'un yalnızca bir kulağını kaybetmesi ve İsa'nın hasarı hemen onarması açısından şanslıydı. Daha önce gördüğümüz gibi, İsa bu eyleminden dolayı onu sert bir şekilde azarladı. Bir düşman sürüsünün önünde aldığı için bu azarlama onun için özellikle zor olmuş olmalı. Ama o gece gördüklerinden çok şey öğrendi. Hayatının ilerleyen dönemlerinde şöyle yazacaktı: "Bunun için çağrıldınız, çünkü Mesih de bizim için acı çekti ve onun izinden gitmeniz için bize bir örnek bıraktı, günah işlememiş, ağzından hile çıkmamış, ona sövdükleri zaman lanetle karşılık vermeyen, acı çektiğinde tehdit etmedi, davayı adaletle yargılayana emanet etti." Petrus 2'nin ilk mektubu 21-23. ayetler. Bir kılıçla saldırmaya ve rakiplerinin arasından sıyrılmaya çalışan genç adamdan ne farkı vardı? Pedro kendini kontrol etme dersini almıştı. Ayrıca alçak gönüllülüğü de öğrenmesi gerekiyordu. Çoğu zaman liderler gurur günahının cazibesine kapılırlar. Aslında liderliğin akıldan çıkmayan günahı, olduğunuzdan daha fazlası olduğunuza inanma eğilimi olabilir. İnsanlar onu takip ettiklerinde sürekli onu övüyorlar, onu arıyorlar, ona hayran kalıyorlar, o zaman gurura yenik düşmek çok kolaydır. Peter'de muazzam bir özgüven görebiliriz. Bu, tüm soruların cevaplarıyla atlama şeklinden açıkça görülüyor. Tekneden atlayıp suda yürümeye başladığında olduğu gibi, çoğu eyleminde barizdir. İsa, öğrencilerinin kendisini terk edeceklerini önceden bildirdiği o belirleyici olayda, en kötü ve en feci şekillerde apaçık ortaya çıktı. İsa şöyle dedi: "Bu gece hepiniz bana güceneceksiniz, çünkü şöyle yazılmıştır, çobanı vuracağım ve sürünün koyunları dağılacak." Matta 26 ayet 31. Ancak Peter kendinden çok emindi: "Herkes sana alınsa da, ben asla gücenmeyeceğim." 33. ayet, vurgular eklenmiştir. Sonra ekledi: "Rab, seninle sadece hapse değil ölüme de gitmeye hazırım." Luka 22 ayet 33. Elbette, her zamanki gibi Petrus yanılıyordu ve İsa haklıydı. Petrus, tıpkı İsa'nın uyardığı gibi, İsa'yı yalnızca bir kez değil birçok kez inkar etti. Petrus'un Mesih'in onurunu bu kadar açık bir şekilde lekelemesinden duyduğu utanç ve sitem, bu tür günahlara karşı kayıtsız kalacak kadar cesurca övünmesiyle daha da arttı. Ama Rab tüm bunları onu alçak gönüllü bir adam yapmak için kullandı. Ve ilk mektubunu yazdığında şöyle dedi: "Alçak gönüllülük giyinin, çünkü Tanrı kibirlilere direnir ve alçak gönüllülere lütuf verir. Bu nedenle, zamanı geldiğinde sizi yüceltmesi için Tanrı'nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın." Petrus'un 1. mektubu 5, ayetler 5 ve 6. Özellikle kiliselerin liderlerine şöyle dedi: "Sizin gözetiminizde olanlara hakim olarak değil, sürüye örnek olarak davranın." Ayet 3. Alçak gönüllülük, Pedro'nun hayatını, mesajını ve liderlik tarzını karakterize eden erdemlerden biri haline geldi. Ama sevmeyi de öğrendi. Tüm öğrenciler, gerçek ruhani liderliğin birbirine sevgi dolu hizmet anlamına geldiğini öğrenmek için mücadele etti. Gerçek lider, hizmet edilmesini talep eden değil, hizmet eden kişidir.
Bu, birçok doğal liderin öğrenmesi zor bir ders çünkü başkalarını kendi amaçlarına ulaşmak için bir araç olarak görme eğilimindeler. Tipik olarak, liderler insan odaklı olmaktan çok iş odaklıdır. Ve bu şekilde amaçlarına ulaşmak için insanları kullanırlar veya insanları devre dışı bırakırlar. Petrus ve öğrencilerin geri kalanının, liderliğin köklerinin başkalarına sevgi dolu bir hizmet topraklarında geliştiğini öğrenmeleri gerekiyordu. Gerçek lider, yönettiği kişileri sever ve onlara hizmet eder. İsa şöyle dedi, biri birinci olmak isterse, herkesin sonuncusu ve herkesin hizmetkarı olacaktır. Markos 9 ayet 35. Rab, müritlerine yaşam tarzıyla bu tür bir hizmet ve sevgi liderliğini sürekli olarak gösterdi. Ancak bu, ihanete uğradığı gece üst kattaki odada olduğundan daha belirgin değildir. İsa ve öğrencileri Fısıh Bayramı'nı kutlamak için Kudüs'te kiralık bir odaya gitmişlerdi. Paskalya kutlamasının kendisi en az 4-5 saat süren uzun ve törensel bir yemekti. Bu kültürde, katılımcılar tipik olarak sandalyelerde dik oturmak yerine küçük masalara yaslanırdı. Bu, böyle bir pozisyonda bir kişinin kafasının diğerinin ayaklarına çok yakın olacağı anlamına geliyordu. O bölgelerde bütün yollar çamurlu ya da tozlu olduğundan ayaklar sürekli kirlenirdi. Bu nedenle, biri yemeğe katılmak için bir eve girdiğinde, orada işi misafirlerin ayaklarını yıkamak olan bir hizmetçi bulunurdu. Bu, belki de tüm işlerin en aşağısı ve en az isteneniydi. Ancak bir ev sahibinin misafirlerinin ayaklarını yıkamaması ciddi bir suçtu, Luka 7. ayet 44 ile karşılaştırın. Görünüşe göre, bu yoğun Paskalya gecesinde, o kiralık odada, bir hizmetçinin misafirlerin ayaklarını yıkaması için herhangi bir düzenleme yapılmamıştı. Açıkça görülüyor ki, öğrenciler kendilerini bu kadar basit bir görevi yerine getirmektense görgü kurallarını unutmayı tercih ettiler. Ayaklarını yıkamadan akşam yemeğine başlamaya hazırmış gibi masanın etrafına toplandılar. Kutsal yazılar diyor ki, İsa kendisi akşam yemeğinden kalktı, pelerinini çıkardı ve bir havlu alarak onu kendine sardı. Sonra bir leğene su koydu ve öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve kuşandığı havluyla kurulamaya başladı. Yuhanna 13. ayetler 4 ve 5. Uygun bir şekilde Rab dedikleri İsa'nın kendisi, en alttaki köle rolünü üstlendi ve öğrencilerinin kirli ayaklarını yıkadı. Luka'ya göre, bu olay yaklaşık olarak aynı zamanda, öğrenciler kendilerinden hangisinin daha büyük olduğu konusunda bir tartışmanın ortasındaydılar, Luka 22 ayet 24. Kendilerini küçük düşürmekle değil, yüceltmekle ilgileniyorlardı. Ve sonra İsa, hiçbirinin yapmak istemediği şeyi yaptı. Onlara gerçek sevginin alçakgönüllülüğü konusunda bir ders verdi. Büyük ihtimalle ezici bir sessizliğe büründü. Ama İsa Simon Petrus'a geldiğinde, Petrus ona, "Efendimiz, ayaklarımı yıkıyor musun?" dedi. Yuhanna 13 ayet 6. Cümlenin anlamı, ne yaptığını sanıyorsun? İşte küstah ve küstah Simon, yine düşünmeden konuşuyor. Ve daha fazlasını söyledi, ayaklarımı asla yıkamayacaksın, ayet 8. Peter mutlak ifadelerin ustasıydı, asla alınmayacağım, Matta 26 ayet 33 ile karşılaştırın. Ayaklarımı asla yıkamayacaksın. Pedro'nun hayatında gri'nin hiçbir tonu yoktur, her şey kesinlikle siyah ve beyaz. İsa ona cevap verdi, seni yıkamazsam, benimle payın olmaz, Yuhanna 13. ayet 8.
Elbette, İsa ruhi arınma ihtiyacından bahsediyordu. Açıkça görülüyor ki, öğrencileri Mesih'le paydaşla uygun hale getiren şey ayakların gerçek anlamda yıkanması değildi. İsa günahtan arınmaktan bahsediyordu. Bu aşağılayıcı ayak yıkama eyleminin sembolize edilmesi amaçlanan manevi gerçeklik buydu. Onun ruhi temizlikten bahsettiğinin kanıtı 10. ayette bulunur, siz temizsiniz, ama hepiniz değil. Ayaklarını çoktan yıkamıştı, bu yüzden dışsal, fiziksel anlamda temizdiler. Ancak Resul Yuhanna 11. ayette şöyle der, çünkü o kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu, bu nedenle, hepiniz temiz değilsiniz, dedi, yani Yahuda, bahsettiği ruhsal anlamda temiz değildi. Petrus'un yanıtı, dizginlenemeyen coşkusunun tipik bir örneğidir, efendim, sadece ayaklarım değil, aynı zamanda ellerim ve başım da, ayet 9. Yine Pedro ile orta yol yoktu. Her zaman ya hep ya hiçti. Bu nedenle, İsa ona zaten, tamamen temiz, olduğuna dair güvence verdi. Rab, bağışlama ve günahtan arınma hakkında ruhsal terimlerle konuşmaya devam etti. Şimdi Pedro'nun ayak yıkamaktan başka bir şeye ihtiyacı yoktu. Başka bir deyişle, bir inanan olarak Petrus zaten tamamen aklanmıştı. İhtiyaç duyduğu af ve arınma, evrenin yargıcından, sanki Petrus ebedi kaderini güvence altına almak istiyormuş gibi, istenecek türden bir bağışlama değildi. Zaten bu tür bir arınma ve bağışlanma almıştı. Ama şimdi, herhangi bir çocuğun babasına gittiği gibi, yaptığı hatalar için baba lütfu ve af dileyerek Tanrı'ya geliyordu. Pedro'nun ihtiyacı olan temizlik buydu. Bu, İsa'nın tüm inananlara her gün dua etmeyi öğrettiği bağışlamanın aynısıdır, Luka 11 ayet 4. Burada, İsa böyle günlük bağışlamayı ayak yıkamaya benzetti. Tüm bu gerçekler, İsa öğrencilerinin ayaklarını yıkadığında sembolizmle sarmalandı. Ama asıl ders, sevgiyi nasıl göstermemiz gerektiği ile ilgiliydi. İsa'nın örneği, böylesine alçak gönüllü bir hizmeti yerine getirirken mükemmel bir sevgi eylemiydi. O gecenin ilerleyen saatlerinde, Yahuda gittikten sonra, İsa 11 kişiye şöyle dedi, size yeni bir buyruk veriyorum, birbirinizi sevin, benim sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz varsa, bununla herkes benim öğrencilerim olduğunuzu bilecek, Yuhanna 13. ayetler 34 ve 35. Onları nasıl sevmişti? Ayaklarını yıkadı. Hangisinin daha önemli olduğunu tartışırken, birbirlerine karşı alçak gönüllü ve sevgi dolu hizmetin nasıl ifade edildiğini onlara gösterdi. Bazı liderler için astarı olarak algıladıkları kişilerin ayaklarını yıkamak zordur. Ancak bu, İsa'nın belirlediği liderlik örneğiydi ve öğrencilerinin onu takip etmesi konusunda ısrar etti. Aslında, onlara bu şekilde sevgi göstermenin gerçek bir öğrencinin işareti olduğunu söyledi. Pedro sevmeyi öğrenecek miydi? Kesinlikle evet. Aşk, öğretisinin ayırt edici özelliklerinden biri haline geldi. Petrus 4. ayetin 8. ayetinin ilk mektubunda şöyle yazdı, ve her şeyden önce, birbirinize karşı hararetli bir sevgi besleyin, çünkü aşk çok sayıda günahı örtecek. Bu ayette, ateşli, olarak tercüme edilen Yunanca kelime ektenes, dir ve kelimenin tam anlamıyla, sınıra kadar gerilmiş, anlamına gelir. Peter bizi elimizden gelen en iyi şekilde sevmeye çağırıyor. Bahsettiği aşk, yalnızca bir duygu meselesi ya da doğal olarak nazik olan insanlara nasıl tepki verdiğimizle ilgili değil.
Başkalarının başarısızlıklarını ve zayıflıklarını örten ve telafi eden bir aşktan bahsediyor. Aşk çok sayıda günahı örter. Kardeşin ayaklarındaki kiri temizleyen aşk budur. Petrus'un kendisi de bu dersi Mesih'in örneğinden öğrenmişti. Peter'in öğrenmesi gereken bir diğer önemli karakter özelliği de şefkatti. Rab, Petrus'u bunu inkar edeceği konusunda uyardığında, ona şöyle dedi, "Şeytan, seni buğday gibi kalburdan geçirmeni istedi." Luka 22, ayet 31. Buğday genellikle sallanarak ve kuvvetli bir rüzgarda havaya fırlatılarak samandan ayrılırdı. Saman rüzgar tarafından taşındı ve buğday zaten temiz olan bir yığın halinde düştü. Belki de İsa'nın, "Şeytanın seni elemesine izin vermeyeceğim," demesini beklerdik. Ama yapmadı. Tersine, şeytana istediği izni verdiğini Petrus'a bildirdi. Şeytanın Petrus'u sınamasına izin verecekti, Tanrı'nın Eyüp'ün durumunda yaptığı gibi. Özünde söylediği şey, "Bunu yapmasına izin vereceğim. Şeytanın hayatının temellerini sarsmasına izin vereceğim." O zaman, inancının gerçekliğinden başka bir şey kalmayana kadar seni rüzgarda savurmasına izin vereceğim. Ve inancının testten sağ çıkacağına dair güvence verdi. İmanın boşa çıkmasın diye senin için dua ettim ve döndüğünüzde kardeşlerinizi güçlendirin, ayet 32. O zaman Pedro küstahça asla tökezlemeyeceği konusunda ısrar etti. Ancak onaylamasına rağmen, gece bitmeden İsa'yı inkar etmişti ve tüm dünyası tehlikeli bir şekilde sarsıldı. Egosu sönmüştü. Kendime olan güveni sarsılmıştı. Gururu tarifsiz bir şekilde acı çekti. Ama inancı asla boşa çıkmadı. Bütün bunlar ne içindi? İsa, kardeşleri güçlendirmek için Petrus'u hazırlıyordu. Çoğu zaman, doğal liderlik yeteneklerine sahip insanlar şefkatten yoksun, teselli etme konusunda zayıf ve başkalarına karşı sabırsız olma eğilimindedir. Amaçlarının peşinden koşarken yaralıları iyileştirmek için fazla durmazlar. Petrus'un merhameti kendi ıstırabıyla öğrenmesi gerekiyordu, böylece bu bittiğinde başkalarını da güçlendirebilirdi. Hayatının geri kalanında Pedro'nun sorun yaşayanlara şefkat göstermesi gerekecekti. Petrus, şeytan tarafından savrulduktan sonra başkalarının zayıflıklarıyla empati kurmaya çok iyi hazırlanmıştı. Ayartmaya yenik düşen ya da günaha düşenlere karşı büyük bir merhamet göstermeden edemedi. Daha önce orada bulunmuştu ve bu deneyimden günah ve kişisel başarısızlıkları nedeniyle yaralananlara karşı şefkatli, yufka yürekli, cömert, kibar ve teselli edici olmayı öğrendi. Peter'in ilk mektubu 5 ayet 8 ila 10'da şöyle yazdı, "Ayık olun, uyanık olun, çünkü düşmanın şeytan, kükreyen bir aslan gibi yutacak birini arayarak ortalıkta dolaşıyor, dünyanın her yerindeki kardeşlerinizde de aynı azapların yaşandığını bilerek, imanla direnenler. Ama bizi İsa Mesih'teki sonsuz yüceliğine çağıran tüm lütfun Tanrısı, siz kısa bir süre acı çektikten sonra, sizi yetkinleştirecek, onaylayacak, güçlendirecek ve temellendirecek." Peter insanın zayıflığını anladı ve bunu çok iyi anladı. Dibe vurmuştu. Kendi zayıflıkları onu aşağı indirmişti. Ama Rab tarafından mükemmelleştirilmiş, sağlamlaştırılmış, güçlendirilmiş ve sağlamlaştırılmıştı. Her zamanki gibi kendi deneyimlerinden yola çıkarak yazıyordu. Öğrettiği teorik ilkeler değildi. Sonunda değerini öğrenmesi gerekiyordu. Kılıcını Malhus'a böylesine çılgınca savurmasına neden olan o aceleci, sahte, cesaret, değil, olgun,
kararlı, gözü pek ve Mesih'in davası için acı çekmeye istekli bir mizacı vardı. Karanlığın krallığı, ışığın krallığına karşı ayaklanıyor. Yalanlar gerçeğin karşıtıdır. Şeytan Tanrı'ya karşıdır. Ve cinler, Mesih'in kutsal amaçlarına karşıdırlar. Bu nedenle Peter nereye giderse gitsin zorluklarla karşılaşacaktı. İsa ona şöyle dedi, doğrusu, doğrusu, sana söylüyorum, daha gençken kuşanır, istediğin yere giderdin, ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın ve başka biri seni bağlayacak ve seni istemediğin yere götürecek, Yuhanna 21 ayet 18. Bu ne anlama geliyordu? Elçi Yuhanna net bir yanıt verir, bunu, Petrus'un hangi ölümle Tanrı'yı yücelteceğini belirtmek için söyledi, ayet 19. Petrus için vaaz vermenin bedeli ölüm olurdu. Zulme, zulme, müzibetlere ve sonunda şehadete uğrayacaktı. Ancak sebat etmesi için kaya gibi sağlam bir cesarete ihtiyacı olacaktı. Pentekost'ta, Kutsal Ruh tarafından doldurulup güçlendirildiğinde, Petrus'un kalbinde gerçek cesaretin doğuşunu görmek neredeyse mümkündür. Ondan önce, kararsız bir tür cesaretin parıltılarını göstermişti. Bu nedenle, silahlı askerlerden oluşan bir kalabalığın önünde bir an için kılıcını aceleyle çekti, ancak birkaç saat sonra bir hizmetçi kızla karşılaştığında İsa'yı inkar etti. Hayatındaki her şey gibi değeri de istikrarsızlıktan etkilenmişti. Ancak Pentekost'tan sonra farklı bir Petrus görürüz. Elçilerin İşleri 4, Petrus ve Yuhanna'nın Yahudi yönetici konseyi olan Sanhedrin'in önüne nasıl çıkarıldığını anlatır. Onlar ciddi bir şekilde, İsa adına konuşma ve öğretme, ayet 18 ile suçlandılar. Petrus ve Yuhanna cesurca şu karşılığı verdiler, Tanrı'nın gözünde Tanrı yerine size itaat etmenin doğru olup olmadığına karar verin, çünkü gördüğümüzü ve işittiğimizi söylemekten kendimizi alamıyoruz, 19. ve 20. ayetler. Kısa süre sonra, vaaz etmeye devam ettikleri için Sanhedrin'in önüne çıkarıldılar. Ve aynı şeyi söylediler, insanlardan çok Tanrı'ya itaat etmek gerekir, Elçilerin İşleri 5 ayet 29. Kutsal ruhla dolan ve Mesih'in ölümden dirildiği bilgisiyle hareketlenen Petrus sarsılmaz, kaya gibi sağlam bir cesaret edinmişti. İlk mektubunda, neden bu kadar cesaretle dolu olduğuna bir göz atıyoruz. Zulüm nedeniyle Roma İmparatorluğu'nun dört bir yanına dağılmış Hristiyanlara yazarak şöyle diyor, büyük merhametine göre, İsa Mesih'in ölümden diriltilmesi aracılığıyla bizi yaşayan bir ümide yeniden doğuran Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası kutsansın, son zamanda ortaya çıkmaya hazırlanan kurtuluşa ulaşmak için iman yoluyla Tanrı'nın gücünde tutulan sizler için cennete ayrılmış bozulmaz, kirlenmemiş ve solmayan bir miras için. Sevindiğiniz, şimdi kısa bir süreliğine de olsa, gerekirse çeşitli imtihanlara maruz kalmalısınız ki, çabuk bozulan ama ateşle sınanan altından çok daha kıymetli olan imanınız sınansın, İsa Mesih tezahür ettiğinde övgü, yücelik ve şerefte bulunun, Petrus 1'in ilk mektubu 3-7 ayetler. Mesih'te güvendeydi ve bunu biliyordu. Dirilen Mesih'i görmüştü, bu yüzden Mesih'in ölümü yendiğini biliyordu. Karşı karşıya kalması gereken dünyevi sınavlar ne olursa olsun, bunların yalnızca geçici olduğunu biliyordu. Denemeler, çoğu kez acı verici ve her zaman tatsız olsa da, sonsuz yücelik ümidiyle karşılaştırıldığında hiçbir şey değildir, Romalılar 8. ayet 18 ile karşılaştırın.
Gerçek inancın gerçekliğinin, dünyevi herhangi bir geçici zenginlikten sonsuz derecede daha değerli olduğunu biliyordu, çünkü inancı, dönüşünde Mesih'in övgüsü ve görkemi ile sonuçlanacaktı. Peter'a bu kadar cesaret veren şey bu umuttu. Tüm bu dersleri öğrendiğinde, karakteri dönüştüğünde ve Mesih'in olmasını istediği adam haline geldiğinde, yavaş yavaş Simon'dan Rak'a dönüştü. Teslim olmayı, kendini dizginlemeyi, alçak gönüllü olmayı, sevmeyi, şefkatli ve cesur olmayı Rabbin örneğinden öğrendi. Ve Kutsal Ruh'un yüreğindeki çalışması nedeniyle büyük bir lider oldu. Pentekost'ta vaaz verdi ve 3000 kişi kurtuldu. Elçilerin İşleri 2, 14 ila 41. ayetler. O ve Yuhanna topal bir adamı iyileştirdiler. Elçilerin İşleri 3 ayetler 1 ila 10. O kadar çok güce sahipti ki, insanlar sadece gölgesiyle iyileşiyordu. Elçilerin İşleri 5, 15 ve 16. ayetler. Dorcas'ı büyüttü. Elçilerin İşleri 9, 36 ila 42. ayetler. Müjdeyi Yahudi olmayanlara götürdü. Elçilerin İşleri 10 ve gerçek karakter hakkında Rab'den öğrendiği derslerin aynısını açıkladığı Petrus'un 1. ve 2. harfleri olmak üzere 2 mektup yazdı. Peter nasıl bir adamdı? Kusursuzdu. Hayır. Galatyalılar 2'de elçi Pavlus, Petrus'un ödün verdiği bir olayı anlatır. İkiyüzlü davranmıştı. Bu, eski Simon'a kısa bir bakış atmamızı sağlar. Petrus Yahudi olmayanlarla yemek yiyor, bazı sahte öğretmenler ortaya çıkana kadar onlarla Mesih'te gerçek bir kardeş olarak paylaşıyordu. Bu kafirler, Yahudi olmayanların sünnet edilmedikleri ve eski ahitin törensel yasasını izledikleri sürece kurtarılamayacakları ve bu nedenle kardeş muamelesi görmemeleri konusunda ısrar ettiler. Görünüşe göre sahte öğretmenlerden korkan Petrus, Yahudi olmayan kardeşlerle yemek yemeyi bıraktı. Galatyalılar 2. ayet 12. Ayet 13, Peter bunu yaptığında, herkesin de Peter lider olduğu için yaptığını söylüyor. Sonra Resul Pavlus şöyle yazar, ona yüz yüze karşı koydum, çünkü o mahkum edilecekti, ayet 11. Pavlus herkesin önünde Petrus'u azarladı, ayet 14. Peter'in kredisine göre, Paul'un düzeltmesine yanıt verdiğini varsayalım. Ve Kudüs'teki kilisenin liderleri ve havarilerinden oluşan tam bir konseyde Yahudileştiricilerin hatası nihayet yüzleştiğinde, ilahi lütuf müjdesini savunmak için ilk konuşan Petrus oldu. Günü kurtaran argümanı ortaya atan oydu. Elçilerin İşleri 15, 7'den 14'e kadar olan ayetler. Aslında o, Resul Pavlus'un hizmetini savunuyordu. Tüm bölüm, Simon Petrus'un kutsal ruhun inancına ve ıslahına karşı nasıl öğretilebilir, alçak gönüllü ve duyarlı kaldığını gösteriyor. Peter'in hayatı nasıl sona erdi? İsa'nın ona şehit olarak öleceğini söylediğini biliyoruz, Yuhanna 21 ayetler 18 ve 19. Ancak kutsal yazılar onun ölümünü kaydetmez. Erken kilise tarihinin tüm eski belgeleri onun çarmıha gerildiğini gösteriyor. Ösebius, Peter'in çarmıha gerilmeden önce kendi karısının çarmıha gerilmesine tanık olmaya zorlandığını söyleyen Clement'in ifadesinden alıntı yapıyor. Clement'e, ölüme doğru yürürken, Peter'in onu adıyla çağırdığını ve ona, Rabbi hatırla, dediğini söylüyor. Ölme sırası kendisine geldiğinde, Rabbi öldüğü için ölmeye layık olmadığı için baş aşağı çarmıha gerilmeyi istedi. Ve böylece, baş aşağı bir haça çivilendi. Petrus'un hayatı, ikinci mektubunun son sözleriyle özetlenebilir,
lütufta ve Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in bilgisinde büyüyün, Petrus 3'ün 2. mektubu, 18. ayet. Yaptığı tam olarak buydu ve bu yüzden ilk kilisenin büyük lideri Rak oldu. Sevgili dinleyici dostum, Hristiyan Çok Dilli ekibi adına sizi selamlıyor ve en iyi Hristiyan kitaplarının uyarlamalarını kendi dilinizde dinleyebileceğiniz, sizin için yaratılan ve tasarlanan bu kanalı beğendiğiniz için mutluyuz. Hristiyan alanında ünlü yazarlar tarafından yazılan ve Tanrı'nın sözünden ilham alan kitaplar. Bize katılmanızı ve Papaz John MacArthur tarafından yazılan, 12 Sıradan Adam, başlıklı bu yeni sesli kitap serisinin keyfini çıkarmanızı öneririz. Bunun ve diğer ünlü kitapların yazarı, John MacArthur Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu, 19 Haziran 1939'da, Amerikalı bir papaz ve yazar, uluslararası yayın yapan Hristiyan öğretimi radyo programı Grace to You ile tanınır. 9 Şubat 1969'dan beri Kaliforniya, San Valley'deki Grace Community Kilisesi'nin papazı ve öğretmenidir ve şu anda Newhall, Kaliforniya'daki Master's College'ın ve Los Angeles'taki Teachers Seminary'nin başkanıdır. Popüler inanışın aksine, Tanrı'nın işini yapmak için mükemmel olmamız gerekmiyor. John MacArthur, Mesih'in öğrencileri olarak seçtiği 12 adamı inceliyor ve kendi kusurlarımızı başkalarını etkilemek için nasıl faydalı araçlara dönüştürebileceğimizi keşfetmemize yardım ediyor. Daha ileri gitmeden, 12 öğrencinin zayıflıkları Yeni Ahit'in sayfaları boyunca sonsuza dek korunur. İsa, balıkçılar, vergi tahsildarları, fanatik politikacılar gibi sıradan insanları seçti ve onların zayıflıklarını güçlü yönlere dönüştürerek, mutlak yararsızlıktan büyüklük üretti. MacArthur, sizin gibi modern öğrenciler için ilk 12 öğrencinin dikkatli eğitiminin ilkelerini ana hatlarıyla açıklıyor. Gelecek hafta sizi bu serinin, 12 Sıradan Adam, adlı yeni bölümüyle bizi takip etmeye davet ediyoruz. Ve bu videoyu ve kanalı beğendiyseniz, size en iyi içeriği getirmek için çalışmaya devam edebilmemiz için, beğeni, vererek ve abone olarak, büyümemize destek olmanızı öneririz. Gelecek haftaya kadar, Tanrı seni korusun.